Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Vodafone Smart 6 modeline nasıl format atılabileceğini göstereceğiz. Vodafone Smart 6'ya format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın ve akıllı telefon şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. Kullanabileceğiniz ilk yol için menü üzerinden ayarlar, yedekle ve sıfırla, fabrika verilerine sıfırla, telefonu sıfırla, her şeyi sil yörüngesini izlemelisiniz. Her şeyi sile dokunduğunuzda cihaz sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Sıfırlama, formatlama işlemi sırasında lütfen telefona müdahale etmeyin, cihazı kapatmaya çalışmayın. Bu telefonunuzda ciddi yazılımsal sıkıntılar doğmasına neden olabilir. Sabırla kurulum ekranı gelmesini bekleyin. Kullanılabilecek diğer yol, yani ikinci yöntem olan donanımdan formatın mantığı, telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma modu ekranına, yani recovery modu ekranına ulaşmak şeklindedir. Bu yöntem daha çok desen kilidinin unutulması ya da blok edilmesi gibi durumlarda kullanılır. Ancak telefonun menüsüne erişimde sıkıntı yaşadığınız her durum için donanımdan formatı uygulayabilirsiniz. İşlemin uygulanabilmesi için cihazı kapatmalısınız. Cihaz açıkken donanımdan formatı uygulayamazsınız. Cihazın açılış işlemi için güç tuşunun yanında ses tuşunu da kullanmalısınız. İki tuşa birlikte basıp kurtarma modu ekranı gelene kadar beklemelisiniz. İki tuşa birlikte basıyorum. Cihaz açılıp Powered by Android yazısını gösterdiğinde güç tuşunu bırakabilirsiniz. Sadece ses açma tuşuyla da kurtarma modu ekranına ulaşabilirsiniz. Telefon ekranında Android robot belirdikten sonra cihaz kurtarma modu ekranına, yani buraya ulaşacaktır. Burada dokunmatik çalışmaz. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, onay için ise güç tuşunu kullanmalısınız. Burada ilk yapmanız gereken ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak. Karşınıza bir teyit ekranı çıkacak. Yine ses kısma tuşuyla Yes, Delay All User Data seçeneği üzerine gelip yine güç tuşuyla onaylama yapmalısınız. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve az önceki ilk ekrana geri dönecek. Burada bazı uygulama hatalarının önüne geçebilmek için aynı mantıkla ses kısma tuşuyla Wipe Cache Partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmakta fayda var. Cihaz cache temizlemesini tekrar yaparak yine ilk ekrana dönecektir. Burada cihazın normal olarak yeniden başlaması için ilk sıradaki Reboot System Now seçeneğini güç tuşuyla onaylamalısınız. Daha sonra cihaz normal bir şekilde yeniden başlayacak ve kurulum ekranına geçecek. Kurulumunuzu yaptıktan sonra cihazınızı yeniden kişiselleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. YouTube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.